Şu anda Gergerlioğlu vekilimiz Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Sincan'da tutulmaya devam ediyor. Aslında her geçen saat ve dakika için hürriyeti tahdit suçu işleniyor. Bu konuda avukatlarımız tabii ki yoğun bir çalışma içindeler. Neymiş efendim? Anayasa Mahkemesi kararı yerel mahkemeye ulaşmamış. Biraz önce baktım. Anayasa Mahkemesi kararı bu konuda açıklama yapma gereği duymuş. Gerekçeli karar yazılıyor. Ancak dosyanın altında zaten karar bölümü var demiş. Bunu biz de biliyoruz. Avukatlar da o kararla başvuru yaptılar ve şu ana kadar yerel mahkeme bir karar vermedi. Bu çok hayati bir mesele. Çünkü Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü ve siyaset yapma hakkı ile ilgili oy birliğiyle, altını çizerek söylüyorum, oy birliğiyle ihlal kararı verdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir an önce... Açalım. Gergerlioğlu'nun bir an önce yeniden yargılanması ve beraat etmesi gerekiyor ve meclisteki yerine dönmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bunu gerektiriyor. Biz bu nedenle hürriyeti tahdit suçundan vazgeçilsin diyoruz. Vekilimiz derhal serbest bırakılsın ve meclise geri dönsün. Tabii bu vesileyle dün Sincan Cezaevi önünde oğlu Salih Gergerlioğlu ve diğer bekleyenlere yönelik polis şiddetini ve vahşetini de kınadığımı ve kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.